Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde tabii yine gördüğünüz üzere bir siyakat vesikası okuyacağız. 4-5 satırlık bir arşiv vesikası arkadaşlar. Bu yanılmıyorsam arkadaşlar 16. dersimiz olacak. Tabii YouTube'da Zafer Işık kanalımızda daha önce de birçok siyakat okumuştuk ama bu dönem arkadaşlar ağırlıklı okuyoruz. Toplamda belki 30 tane vardır. YouTube'da araştırarak sayfamızda bulabilirsiniz diğer dersleri de. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Tabi eğer şöyle bir bölüm uzatılarak yazılan bir bölüm varsa arkadaşlar, bilin ki orada biz buna met diye isimlendiriyoruz. Öyle isimlendirmişler daha doğrusu. Biz de o şekilde veriyor okuyoruz arkadaşlar. Bir nevi başlık hükmünde arkadaşlar. Öyle söylenebilir. Burada nereden başlıyoruz? Şurada bir an var arkadaşlar. An. Normalde an şu şekilde yazılırken arkadaşlar, burada sadece nunu silinmiş halini düşünün. Şöyle. Bu yani. Kodlu olarak bir kısaltma olarak arkadaşlar, kalıp bir imla olarak bu şekilde yazılıyor an. Evet. An. Burada tahvili yazıyor arkadaşlar. Öyle uzatılmış. Uzatılmış. An tahvili, tahvil diye bitiyor ama tamlamalı şekilde okuyacağımız için an tahvili diyoruz. Geri kalan kısmı böyle arkadaşlar, metni bölümden sonra biraz büyüterek sizlere göstererek anlatmak istiyorum. Daha önce de defalarca söyledim arkadaşlar. Yazarak çalışmanız her zaman sizin faydanızadır. Bunu tekrarladıktan sonra başlayalım arkadaşlar. Şurada tabii ben okumadan önce sizler okumaya çalışın. Arkadaşlar burada en başta bir ne var? Mim harfi, ra harfi, elif ve dal harfi. Burada Murat yazıyor arkadaşlar. Murat. Şu mim ve ra tarzına benzeyen arkadaşlar, kaf ve ra da bu şekilde yazılıyor. Ondan sonra cim, ce, çe ve ra beraber geldiğinde de bu şekilde yazılabiliyor. Böyle arkadaşlar her şekle girebilecek bir bu kalemun tarzı arkadaşlar gidiyor mübarek. Bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Burada tabi Murat yazıyor. Burada Elif'in dal harfiyle bitiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Normalde dal arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Burada tabi Elif'le birleşince hızlı bir yazdığımdan dolayı şu şekilde almış. Bunlar gayet normal imlalar. Evet, Murat A arkadaşlar. Elif harfi daha önceki anlatmıştık. Şu şekilde yazılıyor. Gayın ve Elif. Arkadaşlar özellikle Elif harfi böyle orta hecelerde çok kısa yazılıyor genelde arkadaşlar. Mesela burada olduğu gibi A. Burada çok kısa yazılmış. Görüyorsunuz. A. Devam edelim. Yine bir an daha geldi. Yine bir an. Analım bakalım. An. Burada mim harfi, T harfi. Burada F ve R var arkadaşlar. Ondan sonra burada Kaf ve H var. Müteferrika arkadaşlar. Müteferrika. Burada da Gyan yazıyor. Tamlamalı okuyoruz. Çoğul ifade o. Müteferrika Gyan'ı. Evet. Müteferrika Gyan'ı. Devam ediyoruz. Burada dal harfi. Burada ra harfi. Ya ile arkadaşlar birleşmiş. Normalde ra nasıl arkadaşlar? Elif harfinin kısa boylusu arkadaşlar. Bu şekilde. Ra, elif bu şekilde. Yani boyca daha uzun olana elif, kısa olana ra ya da z ya da j bu şekilde imla ediliyor. Burada der bitişmiş. Ya, h harfi bu arkadaşlar. H harfi şuraya nasıl? Bu şekilde arkadaşlar. Bu H harfi aşağıda bir yerde daha, bu yanılmıyorsam karşımıza çıkacak. Dergahı. Dergahı. H yer yer arkadaşlar karşımıza böyle yuvarlak şunun gibi de çıkabiliyor. Burada. Burada H şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Dergahı Ali. Evet, dergahı Ali. Burada arkadaşlar Elif harfi. Ondan sonra fazla uzatmayayım arkadaşlar. Burada Emin yazıyor. Katip biraz mim harfini niye böyle aşağı indirmiş? Ondan sonra Y'nin dişi var.
Ondan sonra şurada nun harfi arkadaşlar. Emin yazıyor burada. Emin. Tabi tamamını okuyacağız. Emini şeklinde aşağıdaki kelimeyle bitiştireceğiz. Evet, emini. Burada mim harfi, lam harfi, ondan sonra t, z ve mim. Mültezim yazıyor arkadaşlar. Emini, mültezimi. Ondan sonra yukarıda vardı şu müteferrika derken bir mim daha var. Burada arkadaşlar kaf çok belli belirsiz çıkmış. Tabi siyakatin özelliği arkadaşlar. Tabi genelde arşivde bu var. Metnin öncesini ve sonrasını bilmek. Kullanılan dile hakim olmak. Üslubu bilmek arkadaşlar. Ne yapıyor? Bunlar hepsi bize birer ipucu veriyor. Bu cihette tabi ne diyoruz arkadaşlar? Çokça vesika okuyun. Bu işin püf noktası, sırrı çok okumak, çok okumak, çok okumak ve arkadaşlar yazmak de diye de ilave etmek istiyorum. Evet, muka arkadaşlar kaf var bu. Ta'i. Evet, muka ta'i. Şu arkadaşlar hemze bu şekilde yazılıyor. Klasik bildiğimiz hemze, altında da böyle bir çizgi var. Hepsinde böyle gelmiyor olabiliyor arkadaşlar. Hatta bazı metinlerde, belki önceki derste de var, iki nokta üst üste. Bazılarında arkadaşlar şu çizgi olmadan sadece hemze tarzı da gelebiliyor. Yani artık katibin unutkanlığı ya da farklı bir şey de olabilir. O şekilde imlalarda görebiliyoruz. Onu da aktardıktan sonra devam edelim. Mukata'i rusum arkadaşlar, bir rusum vergi demek. Vergiler daha doğrusu. Resim ya da resm vergi demek. Şurada ra harfi, sin, vav harfi ve mim arkadaşlar. Rusumu hamr. Hamr yani içki arkadaşlar, ya da böyle sarhoş verici içecekler manasında. Ve arak. Evet, arak da yine içki manasında arkadaşlar. Artık türleri nasıl oluyorsa bilmiyorum arkadaşlar. Peki, ilgi alanımız olmadığı için. Evet, hamr ve arak. Şurada ne yazıyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu kef harfi, f harfi, başta bir kelimemiz vardı. Mim ve ra, hatırlarsanız Murat yazarken şöyle gelmiş demiştik arkadaşlar. Burada da f ve ra gelmiş burada arkadaşlar. F niye arkadaşlar geldi? Tabi telefon ekran üzerinden, ekran kaydı üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Böyle ansızın bir şeyler çıkabiliyor. Teknolojinin nimetleri yanında bazen böyle ufak aksilikleri tabi göz ardı etmemiz gerekiyor. Evet, F ve Ra var burada. Ondan sonra şu da H arkadaşlar. Burada kefere yazıyor. Yani burada kafir dedi. Yani Müslüman olmayanları kastediyor. Kefere-i arkadaşlar. Kefere-i mahmiye-i. Evet, mahmiye. Bir belde şehir manasında arkadaşlar. Kefere-i mahmiye-i. Şu da hemze olarak yine görüyoruz. Evet. Aşağı satıra geçiyorum. Yer adları var. İstanbul'da tabi başta kendi adı var. Elif harfi, sin harfi, T ve Elif, görüyorsunuz Elif yine burada oldukça kısa kalmış arkadaşlar. İstanbul yazıyor. İstanbul. Evet, İstanbul ve arkadaşlar ve Galata. Evet, Galata ve Üsküdar. Evet, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin arkadaşlar kabrinin olduğu mübarek yer diyelim arkadaşlar. Evet, Galata ve Üsküdar. Evet, Galata ve Üsküdar. Elif harfi görüyorsunuz hem İstanbul'da hem Üsküdar'da arkadaşlar. Ne yapmış? Kendinden sonraki harfle birleşmiş. Evet, sizler de tabii notlarınızı alın ve bu kelimeleri yazın. Hatta metni yazın arkadaşlar. Metni birkaç defa ve önemli kelimeleri, önemli bulduğunuz yerleri birkaç defa yazmanızı tavsiye ediyorum. Evet, Üsküdar, şu Elif, şu da Ra harfi. Evet. Devam ediyorum. Ve arkadaşlar hemen şurada ve
Burada tevabi'uha yazıyor. Yani tabi ona tabi olan yerler. T, elif, T, vav, elif, B, ayın. Bu da H arkadaşlar. Sonra elif, tevabi'uha. Burada şu an arkadaşlar. Şurayı biraz büyüteyim. Büyüteyim arkadaşlar. Yukarıda an geçmişti. Buraya dikkat edin arkadaşlar. An. Ondan sonra geçtik. Sanki bir an daha var. Evet, bir an daha var gibi. Ama bu an değil. Şurada bir oraya geçelim. Şurada bir harfimiz var. Yukarıda bir daha görmüştük. Şu an hemen sayfanın orta üstünde görüyoruz. Ne arkadaşlar? Şu. Nasıl okumuştuk burayı? Dergah demiştik. Değil mi? Dergah. Şu da H harfi. Şu da H harfi arkadaşlar. Bu da H harfi. Ondan sonra bu arkadaşlar şurada ne yazıyor? Gurre yazıyor arkadaşlar. Gayn harfi, ra harfi, H harfi, güzel H ve hemze arkadaşlar. Gurre'yi. Buna not edin. Gayn ve ra'dan ya da ayn ve ra'dan sonra ayn ve ra bitişik olunca ya da gayn ve ra ya da z de olabilir. Aynı kardeş harfler onlar çünkü. Bu şekilde karşımıza gelebilir arkadaşlar. Lütfen bunu da not alın. Burada Gurre-i yazıyor. Gurre-i. Gurre arkadaşlar ne demek? Gurre bir ayın ilk gününe, bir ayın ilk gününe yani birinci gününe gurre denir. Yani bir Ramazan denilmez de Gurre-i Ramazan denilir. Orada ne anlaşılır? Bir Ramazan manası çıkar. Burada gurre dedi. Gurre-i ne varmış ayımız? Burada Peltek Z ve Elif var arkadaşlar. Bu Peltek Z. Ne demiştik? Şu yukarıda Murat'ta şurada var arkadaşlar. Dal harfi. Burada yine sanki dağ gibi değil mi? Aynısı zaten. Ama tarih kısmında olduğu için za. Ve tarihlerde nokta kullanılmıyor. Bu za yani arkadaşlar Zilkade'nin arkadaşlar kısa kodu. Sene 1000 arkadaşlar bu 1016 yazıyor arkadaşlar. Şu 6. 9 gibi yazmış ama 6 arkadaşlar. Za sene 1016. Devam ediyoruz. An yani 4 defa da karşımıza çıkıyor arkadaşlar artık bunu. Sular seller gibi okumamız, tanımamız, bilmemiz lazım. An burada akçe yazıyor. An akçe yine hemzemiz var. Akçe-i. Cim şu kaf arkadaşlar. Cim ve ç ya da hahı h'de cim ç hahı'dan sonra bir h varsa çokça örnekte gördüm arkadaşlar. Büyüteyim, büyüteyim. Şu şekilde yazılıyor. Şu kaf harfi oraya geçtik. Şu ve şu şöyle göstereyim. Ayrı bir çizmek istiyorum arkadaşlar. Yani şöyle geldi ya yukarıdan geldi. Bu cim ç ha hı. Ondan sonra şöyle indiği zaman o onun h'si oluyor. Şuradaki arkadaşlar kuyruğu oluyor. Bunu da not almanızı istirham ediyorum. Evet akçe i arkadaşlar. Burada peşin yazıyor. Peşin. Peşin yani peşin bildiğimiz peşin para arkadaşlar. Veresiye çalışmıyormuş. Evet peşin. Berayı artık beray arkadaşlar. Şöyle uzun olsaydı saray diye okurduk. Ama burada kısa B, R harfi, Elif ve Y harfi arkadaşlar. Berayı yukarıda geçmişti. Şu kelime aynısı. Mukata'a arkadaşlar. Yine demek ki arkadaşlar burada hani hızdan dolayı ama katip bilerek arkadaşlar ne yapmış? Böyle yazmış yani. Orada kafın o gövdesi diyelim arkadaşlar. Yok. Kaybolmuş. Mukata'i mezbure arkadaşlar. Mimze. Yukarıda Murat vardı hatırlarsanız. Nasıldı Murat? Şöyleydi. Bu da arkadaşlar onun bir kardeş imla versiyonu. Mezbur. Şurada ra harfi. Şurada he harfi arkadaşlar. Mezbure. Mezbure.
Geldik, yarım satırımız kaldı. Burada yine an arkadaşlar. Farklı bir şekilde yazmış. Yukarıda vardı. Bu artık 5. oldu herhalde. Şurada vardı. Şu an ekranda görünen kısım. Şurada vardı. Evet. An Bahai. Bahai. Evet. An Bahai. Burada adet yazıyor arkadaşlar. Ayın harfi, dal harfi, T harfi. Siyakate demek. Siyakatin adeti böyleymiş. Normalde adeti biz nasıl yazarız? Şöyle arkadaşlar. Yazarken bir de bunun bozulmuş versiyonu düşünebilirsiniz. Nasıl? Şöyle arkadaşlar. Hatta bir daha yazayım. Buna göre ayın harfi. Ondan sonra dal harfi arkadaşlar şöyle yapmış. Ondan sonra T harfinde şöyle yapmış. Olay bu. Adet. Adet de arkadaşlar vergi. Rusumla aynı resimle aynı manada. Adeti Hazreti Hızır Paşa. Hızır Paşa'nın arkadaşlar vergi borcu diyelim artık birine. Hazreti şu T harfi. Bu da Hızır arkadaşlar. Hızır. Bu da Paşa. Paşa. Şimdi geldik sayılara. Sayılarla ilgili hatırlarsanız arkadaşlar 5 tane yanılmıyorsam uzun uzadıya bir video çekmiştik. Tahtada anlatmıştık. Detayları o derste de havale ediyorum. Şimdi burada ne yazıyor? Ona bakalım. O derslerimizi lütfen arkadaşlar takip edin, izleyin, yazarak çalışın. Onları izlerseniz okuyamayacağınız Allah'ın izniyle sayı yok diye size garanti edebilirim. Şimdi şu 5. 5 burada siyakatte okurken arkadaşlar D harfi gibi değil mi? Mesela yukarıda Murat'taki D gibi ya da Za gibi tarihteki. Bu 5 arkadaşlar siyakatte 5 sayısı bu şekilde yazılıyor. Yazılabiliyor bir versiyonu daha var. Bu şey biri bu. Burada da arkadaşlar şu 25 yazıyor burada öyle söyleyeyim. Fazla uzatmaya gerek yok. 25 şu iki çizgi arkadaşlar 10.000'in üzeri sayılarda bu kullanılıyor. 10.000'den 99.000'e kalan olan sayılarda bu kullanılmak zorunda. Şu. Burada arkadaşlar haliyle 25.000 yazıyor. 25.000 arkadaşlar. 25.000. Şu arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu neydi? 80'di arkadaşlar. 80. Hatta neyse zaten şurada 80 var. Burada arkadaşlar şu yazıyor. Şuraya sileyim. Bu şöyle 8. Şuraya mi'ye geldi. Burada 800 oldu. Şurada yani arkadaşlar. 800. 25.800. Burada da 80 var arkadaşlar. 80. Evet, olay bu. 25.880. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda dersimiz bitti. Evet bitti. Şaka maka arkadaşlar. Bitti. Ve ne yapıyoruz? Şimdi hızlı bir şekilde okuyalım ve dersimizi biiznillah bitirelim. Evet Bismillahirrahmanirrahim dedik. An tahvil li Murat A. An müteferrika yanı dergahı Ali emini mültezimi mukata'i rusumu hamr ve arak kefere-i mahmiye-i İstanbul ve Galata ve Üsküdar ve tevabi'uha an Gurre-i Za sene 1016 An Akçe-i Peşin Berayı Mukata'i Mezbure An Bahai Adeti Hazreti Hızır Paşa
25.880. Evet arkadaşlar, dersimiz an itibariyle bitti. Vaktinizi aldım, farkındayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm. Konya'dan, Mevlana diyarından baki ve kalbi selamlar. Fi emanillah.